LGS'ye son 202 gün. Yani hayallerimize kavuşmamıza, emeklerimizin karşılığını almamıza, gerçekleştireceğimiz rüyalara 202 gün kaldı. Gerçekten de bunun için çok iyi çalışıyoruz. Bazıları sizlerin rüyada olduğunuzu, hayal kurduğunuzu düşünebilir ama esasında siz uyumuyorsunuz bile bazen. Rüya görmek yerine uyanıp ders çalışıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar ve inşallah bu 202 gün sonrasında da hayallerine kavuşan sizler olacaksınız. Haftanın sözüne baktığımızda Cat Morehead diyor ki hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Yani esasında Türkçesi şu zahmetsiz rahmet olmaz. Emeksiz yemek olmaz. No pain, no gain. Yani sıkıntı çekmeden güzellikler olmuyor. Dolayısıyla sizler de şu anda belki canınızın sıkıldığı, yorulduğu, aman öf dediğiniz anlar oluyor ama işte o anlar sizin hedefinize yaklaştığınız anlar. O anlar iyi bir liseyi kazanmanız için çok az kalan zamanlar. Dolayısıyla o anların değerini iyi bilin. Eğer rahatsanız zaten muhtemelen çok da iyi olmayacaktır sonuçlar. Ama eğer gayret gösteriyorsanız, sıkıntı çekiyorsanız, yoruluyorsanız, yapamadığınız sorular oluyorsa bu sizin doğru yolda olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Haftanın sorusuna baktığımızda Fuat Bilgiç 503 bir yeni almış. Ne diyor bakalım. LGS'de full çekmek istiyorum inşallah. Hafta içi eve 17'de saat 5'te geliyorum. Yorgun oluyorum. Aynı zamanda da ödevlerim var. Sadece hafta sonu boşum. Nasıl çalışmalıyım demiş. Şimdi öncelikle ödevlerinizi arkadaşlar olabildiğince e, azaltmak adına ve ödevlerinizi de LGS ile bağlantılı hale getirmek adına e, birlikte götürebilirsiniz. Yani mesela inkılap tarihinde bir ödeviniz varsa o esasında aynı zamanda LGS'ye de bir faydası var. Veyahut da fenden bir ödeviniz varsa onun LGS'ye de faydası var. Bu bir. Zaten LGS 8. sınıf konulardan çıkıyor. Size de 8. sınıfta ödev veriyorlar. Dolayısıyla ödevleri de ders çalışmaya sayabilirsiniz. Bu bir. Ama resim ödevi, müzik ödevi sayılmaz tabii ki. İkincisi saat 17'de eve geldiğinizde muhtemelen yorgun olacaksınız. Belli bir dinlenme, belli bir uyku, belli bir yemekten sonra bakın gün içerisinde her zaman söylediğimiz bir şey var. Şöyle bir tablo çizecek olursak bakın şöyle bir 24 saat olursa bunun diyelim ki e, şu kadarlık kısmını uykuyla geçiriyorsanız burası sizin uyuduğunuz an tamam mı? şuraya uyudunuz, gözleri kapattınız, uyudunuz. Şurası gözleri açtınız, uyandınız ya. İşte bu esnada da araya bir kestirme koyduğunuzda, bir şekerleme koyduğunuzda buna İspanyollar siesta diyor. Şuraya bir küçük bir uyku, gözleri kapama koyduğunuzda emin olun buradaki bir uyku ve uyanma sizlere inanılmaz bir enerji verecektir ve dersleri daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Ama burada uyuyup da sabah kadar uyursanız o zaman sıkıntı tabii ki. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Dolayısıyla bu yorgunluğu mini bir uykuyla ya da uyuyamıyorsanız gözlerinizi kapatarak 45 dakika dinlenmeyle telafi edebilirsiniz. Unutmayın, dinlenmek de çalışmaya dahil. Sözel olarak derslerde iyiyim, tebrikler. Ama sayısalım kötü. Sayısalımı nasıl düzeltebilirim? Sayısal derslerde Öncelikle şunu iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. İlk başta fenden başlayacaksınız sayısal sınavına. Sonra matematiğe geçeceksiniz. Çünkü matematik herkesi zorlayacak. Ve sizin hedefiniz fende 20'de 20 yapmak olmalı. Dolayısıyla fende konuyu öğrenip ...karşınıza öğrenmeniz gereken bilgileri astığınıza ve soruları da o bilgilere bakarak... ...yani akıl haritalarına, akıl notlarına ya da pozitifleri astığınız bilgilere bakarak çözdüğünüze fena edebilirsiniz. Matematik biraz zorlayıcı. Matematikte de herkes 20'de 20 yapamıyor zaten. Matematikte 20'de 19, 18, 17, 16, 15, belki 14, belki 10 netle bile hayallerinizdeki iyi bir liseye girebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani Galatasaray Lisesi'ne giremezsiniz ama şehrinizdeki iyi bir liseye üç dört tane matematik yanlışıyla girmeniz çok normal bir şey olabilir. İyi bir fen lisesine bile. Çünkü matematik herkesi zorluyor. Ama benim hedefim full diyorsun. O zaman matematikle alakalı şunu bilmeniz lazım. Matematik sabır istiyor arkadaşlar. Zaten hayatın kendisi de böyle. Yani matematikte bir soruyu iki dakikada çözmenizi istiyorlar ama siz ilk başta belki bir soruyu 20 dakikada çözüp yanlış yapacaksınız. Sonra 20 dakikada çözüp doğru yapacaksınız. Sonra 15 dakikada çözmeye başlayacaksınız soruları, yeni nesil soruları. Sonra zamanla 10 dakikaya, zamanla 5 dakikaya, zamanla 2 dakikada çözmeye başlayacaksınız. Ama zamanla iki dakikada çözeceğiniz şeyi ilk başta 2 dakikada çözemeyince ve doğru çözemeyince aa olmuyor demeyeceksiniz. Ben 20 dakikada yanlış yapan birisiyim. Diyeceksiniz ama vazgeçmeyeceksiniz. Zamanla ...zamanla zamanla soru diyecek ki yeter artık ya bu bizden vazgeçmeyecek. Bu Fuat var ya bu Fuat peşimizi bırakmayacak. Ben artık kendimi teslim edeyim diyecek. Bununla alakalı size çok güzel bir tavsiyemiz de olacak. Günde 200-250 soru çözmek beni çok zorluyor. Kaç soru çözmeliyim? Sınavda 90 soru çıkıyor. Bunun 50 tanesi sözel, 40 tanesi sayısal. Dolayısıyla bunun iki katı olan 180 soru da çözebilirsin e, Fuat. Bu da iyi bir hedef. Ve bu 180 sorunun da eğer doğru cevaplarını veyahut da yanlış yaptıysan çözümlerini güzel bir şekilde öğrenirsen emin ol günde 500 soru kadar fayda olur. Yani bazen Verimli çalışmak da önemli. Yani şöyle demek istiyorum. Mesela bir verimle 10 saat çalışırsanız 10 puan elde edersiniz. 10 ee, verimli... verimle ee... 2 saat çalışırsanız 20 puan elde edersiniz. Niye? Çünkü verim puanınız yüksek. Yani çok verimsiz bir şekilde çalıştığınız bir sürü soru bir işinize yaramayabilir. Ama cevabını öğrendiğiniz, çözümünü öğrendiğiniz güzel bir çalışma size çok daha fazla net artışı sağlayabilir. Konuyu gayet iyi anlıyorum ama soruları yapamıyorum. Bu da yine az önce söylediğimiz sebepten kaynaklanıyor. Yani inkılap tarihinde konuyu anlarsın soru yaparsın. Türkçe'de konuyu anlarsın soru yaparsın. Fende de böyledir. Ama matematikte sabır istiyor. Matematik diyor ki vazgeç ne olur hazırlanma sınava Fuat. Vazgeç boş ver diyor. Sen de diyeceksin ki sen vazgeç. Ben vazgeçmeyeceğim. 20 dakikada çözeceksiniz belki. Belki 15 dakikada. Belki 5 dakikada. Belki de 20'de 20 değil 20'de 15 yapacaksınız belki. Yani full çekmek istiyorsun inşallah çekersin. Ama 15 yapacaksın ama sen yine hayallerine kavuşmuş olacaksın. Yine çok güzel bir okul kazanmış olacaksın. Çünkü yani sınavda Rakiplerin ben değilim, rakiplerin e, işte matematik hocaları değil, rakiplerin arkadaşların Onlar yapamadıysa sen de yapamadıysan ama sen onlardan Türkçe'yi fazla yaptıysan, fen'i fazla yaptıysan, inkılap tarihini, İngilizce'yi, dini, Türkçe'yi fazla yaptıysan ne olacak? Aa diyecek komisyon tamam matematikte ikisi de on iki tane yapmış ama... Bak bu Türkçe'yi full yapmış. Fen'i full yapmış. İnkılap full yapmış. O zaman gel diyecek. Dolayısıyla bu bir yarış. Yani bu bir okul yazılısı değil. 85 Fuat 5 aldın. Öyle bir şey yok. Yaptığın nete göre giriyorsun. Dolayısıyla hepsinden iyi yapmaya çalışacaksınız. E, Profesör Doktor Nabi Avcı Fen Lisesi İstanbul'da sizleri bekliyor arkadaşlar. Tıplar, mühendislikler, eczacılıklar, hukuklar, iktisatlar havada uçuyor. Günün kaynağına daha doğrusu haftanın kaynağına baktığımızda LGS Matematik Yeni Nesil Problem Bankası bununla alakalı ara tatil kampımızda mükemmel bir kamp da geliyor. Buradaki espri şu arkadaşlar. Az önce Fuat'ın sorusuna da tam cevap veren kitap bu esasında. Şimdi kısa soruları zaten yapabiliyoruz. Kısa soruları da tamam bir şekilde öğreniyoruz yapıyoruz. Ama şu sorular yokmuş sorular. İçerisinde bir sürü işlem olan yeni nesil kıl dediğimiz sorular. Yani yeni nesil diyorlar ama kıl da diyebilirsiniz siz. Bu soruları ilk başta 20 dakikada yapamıyorsunuz. Burada haklısınız. Bazen yanlış çıkıyor, bazen anlamayabiliyorsunuz. Ama biz bu tarz sorulara hazırlık olması için ilk başta bunun temelini yani 2 üç işlemlisini... ...sonra ortasını, sonra ortadan doğru zora geçmenizi sağlamaya çalışacak. Ve her sorunun çözümünü de uzman hocalarımız detaylı bir şekilde size anlattı. İşte problem bankalarında sizler için efsanevi bir şekilde her bir konuyla alakalı önce temel ama yeni nesil temel sonra orta ama yeni nesil orta sonra zor yani yeni nesil zor soruları hazırladık ve her bir soruyu da detaylı bir şekilde uzman öğretmenlerimiz uzman hocalarımız sizler için çözdü. Bu kitabı bitirdiğinizde yeni nesil problemleri yani yeni nesil soruları diğer bir deyişle halletmiş olacaksınız. Açıklamadan ya da herhangi bir tonuç yapmadan da bu kitaba ulaşabilirsiniz. Hayallerinize giden yolculukta sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum arkadaşlar. İnşallah sonunda hayallerinize varacaksınız. Çünkü hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Bırakın onlar size hayal kuruyor diye düşünsünler. Ya bunlar hayal kuruyor. LGS full çekecekmiş diye düşünsünler. Ama siz ne hayal kurun ne de rüya görün. Gerekirse uyanıp uyumayarak derslerinize çalışın ve başarılı olun. Tabii ki belli bir uyku da gerekli. Onu da söyleyeyim yani sakın sakın. Hocam 10 gündür uyumuyorum diye mi imtimanınız yok. Görüyorsunuz bakın. Ara bir uyku bize yeni bir enerji kazandırır. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. <laughs>